Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve ala rasulina Muhammed ve ala ali ve ashabihi ecmaîn. Fatih Mekkiye 94. kısım. 88. bölüm. Şeriat hükümlerinin esaslarının sırlarının bilinmesi. Şeriatı Allah ahlaklanalım diye emretti. O yaratıkların hakkını da kendi hakkını da bilir. Bir kul bir yasa ortaya koyarsa ilah onun hakkını kendi hakkı sayar. İki şeriat da aynı kökten. İlah yaratıklarına buyurdu denilmedikçe. Bunu derse akıl kaynaklı şeriat bir tuzağa döner. Dost kendi yıldızıyla ufkundan doğduğunda. Fikirlerini taklit eden bir kavmi avlamak üzere. Böyle bir böyle biri doğru olduğunu iddia etse bile yalancıdır kitabının aslının hükümlerini incelemelisin. Belki de nuru göze parıldar. Bilmelisin ki esaslarında görüş birine varılan şeriat hükümleri üç tanedir. Kitap, mütevatir sünnet ve icma. Bilginler kıyas hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı delil olduğunu ve hükümlerin kaynakları arasında bulunduğunu ileri sürerken bir kısmı bunu reddetmiştir. Ben de reddedenler arasındayım. Allah şöyle buyurur, ''Allah'tan sakının, size öğretir.'' Başka bir ayette, ''Allah'tan sakınırsanız sizin için bir furkan yaratır.'' Allah'tan sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki hisse versin ve size kendisiyle yürüdüğünüz bir nur yaratsın, size mahfiret etsin buyurulur. Bu ayet, Allah'ın Hızır kulu için söylediği ''Ona katımızdan bir rahmet verdik ve nezdimizden bilgi öğrettik'' ayetine benzer. Allah kuluna bilgi vermiş olmasını rahmetinden saymıştır. Takva bizim için belirlenmiş bir ameldir. Dolayısıyla takva amelinin hükmünün bu delillerden birine ya da Allah'tan takva etmemizi gerektiren bir meselede bütün delillere dayanması gerekir. Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: Bizim bu ilmimiz kitap ve sünnet ile kayıtlıdır. Bu ikisi iki fail asıldır. İcma ve kıyas ise kitap ve sünnete delaletleri sayesinde sabit ve geçerlidir. Onlar hüküm bakımından edilgin iki asıldır. Bu dört hakikattan ise meşru hükümlerin varlığı ortaya çıktığı gibi o hükümlere göre davranmakla mutluluk gerçekleşir. Çünkü varlıklar dört ilahi hakikattan meydana gelmiştir. Bunlar bilgi, hayat, irade ve kudrettir. Cisimler de dört doğal hakikattan meydana gelmiştir. Sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk. Hürüyenler dört rükünden meydana gelmiştir. Ateş, hava, su ve toprak. İnsan ve hayvan bedeni dört karışımdan ortaya çıkmıştır. Safra, kara, kan ve balgam. Sıcaklık ve soğukluk etkin, yaşlık ve kuruluk edilgendir. İndirilen şeriatlara inanmayanlar da riyazet, mücahede ve nefsi doğanın etkisinden kurtarmak gibi hususlarda bizimle ortak olunca onlar da temiz ve arınmış ruhlara ulaşabilir ve bu ulaşmanın hükmü indirilmiş şeriatlara göre davranan müminlerde ortaya çıktığı gibi onlarda da ortaya çıkar. Bu nedenle bizimle onların arasında insanların genelinin nezdinde bu noktada bir benzeşme ortaya çıkmıştır. Biz riyazet keşfinin veya yüce ruhların yardımının verdiği bilgilerden söz ettik. Bu erdemli nefslerde alemdeki her şey nakşedildi ve böylelikle bilinmeyenlerden konuşmuşlardır. Benzerliği ortadan kaldırmak için Cüneyt şöyle der. Bizim davranışımız ile akılcılar arasında görünüşte bir ortaklık gerçekleşse bile bizim riyaziyet, mücahede ve bu bilgileri ve bizde ortaya çıkan temiz halleri bize kazandıran amellerimizin dayanığı kitap ve sünnete göre davranmaktır. Cüneyd'in bizim bu ilmimiz kitap ve sünnet ile sınırlıdır sözünün anlamı budur kıyamet günü o insanlar da kıyamet günü o insanlardan böyle ayrışacağız. Çünkü onlar ilahiyet bahislerinde bizim sahip olduğumuz zevke sahip değildirler. Onların feizleri ruhani iken bizim feyzimiz hem ruhani hem ilahidir. Çünkü biz şeriat denilen ilahi bir yolu takip ettik. Bu yol bizi şeriatı ortaya koyana ulaştırdı ki o da Allah'tır. Çünkü o bu yolu kendisine ulaşan bir yol yaptı. Bunu bilmelisin. Allah'ın şeriatı ve insanın hareketlerindeki hükmü sadece Kur'an'dan öğrenilebilir. Biz de o Kur'an'ı söyleyen vasıtasıyla var olduk ki o da Allah'tır. Allah bir şey ol demiş, o da olmuştur. Kur'an dayandığımız en güçlü delildir. Ya da Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem güvenilir bir şekilde aktarılan sözler delildir. Yani hadistir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullarına emrettiği konularda Allah'tan aktardığı bütün hususlarda doğru söylediğini aklın delil teşkil ettiği kimsedir. Bazen bir rivayet sahabenin görüş birliğiyle gerçekleşir ki bu icmadır. Bazen ise güvenilir kişinin güvenilir kişiden rivayetiyle gerçekleşir ki bu da tek kişinin rivayetidir yani haber-i vahittir. Haber bize hangi yolla ulaşırsa ulaşsın onunla amelle yükümlüyüz bu konuda bilginler arasında görüş ayrılığı yoktur. Bu nedenle usul bilginleri bu nedenle usul bilginleri bilginleri icma hakkında şöyle demiştir. Zorunlu olarak dile getirilmese bile icma bir nassa dayanmalıdır. Kıyasa gelirsek onun delil ve asıl edinilmesinde görüş ayrılığı vardır. Çünkü kıyasın bir yönü akledilere bakar. Bazı yerlerde onu kullanmak kullanmamaktan daha iyidir. Bazı yerlerde ise bu üstünlük gözükmez. Bununla beraber kıyas kıyas hakkında kesin kanaat hükmü verilmiş bir kanıt değildir. Bu durumda o ahad habere benzer. Ahad haber yani kesin bilgi ifade etmese bile kullanılması hususunda görüş birliği bulunan bir kanıttır. Bilgi ise hükümlerin ispat esaslarından biridir. Öyleyse kuşku bulunmayan apaçık bir durumda kıyas da öyle olmalıdır kendi adıma kabul etmesen bile ben istihadi kendisini kıyası kabule ulaştıran müştehidin kıyasa göre hüküm vermesini caiz sayarım. Yanılsa da isabet etse de birdir. Çünkü şari yanılsa bile müştehidin hükmünü geçerli sayar ve onun sevap kazandığını ifade eder. Müştehid kıyası ispat ederken kitap ya da sünnet ya da icma veya bunlardan her bir asıldan bir delile dayanmasaydı kıyasla hüküm vermesi helal olmazdı. Hatta insafla düşünen için teorik düşünceye göre açık kıyas ile hüküm vermek güvenilir tek kişinin aktardığı rivayetten daha güçlü bir kanıttır. Biz rivayeti raviye hüsnü zan kabul ederiz ve Allah'a karşı kesin bilgi sahibiymiş gibi raviyi de teskiye etmeyiz. Çünkü şeriat herhangi bir kişiyi Allah'a karşı teskiye etmemizi yasaklamıştır sadece ravinin şöyle veya böyle olduğunu zannediyorum deriz. Açık kıyasta ise akli doğru düşünce bize ortaklık eder. Kuşkusuz biz haberin dayanağını tespit eden nübüvvetten önce de akli düşünceyle Allah'ın varlığını ispat etmiştik. Bu husus bize Allah'ın şu ayetleriyle din emredilmiştir. Göklerin ve yerin melekutuna bakmazlar mı? Başka bir ayette ise arkadaşlarında bir dirilik var mı diye düşünmezler mi denilir. Böyle ifadeler Kur'an'da pek çoktur. Şari ilk olarak Allah'ın varlığını ispatta akli düşüncenin hükmünü geçerli saydı ki bu en büyük unsurdur. Sonra uluhiyetinin birliğinde aklın hükmünü geçerli saydı. Böylelikle bizi akıllarımızla Allah'tan başka ilah olmadığını araştırmakla yükümlü tuttu. Sonra aklın deliliyle bu ilaha gerekli nitelikleri araştırdık. Sonra yine bize emredilen akli araştırmayla peygamberin Allah nezdinden getirdiği haberleri tasdiki inceledik. Çünkü o, çünkü o da bizim gibi bir insandır. Böylece akıllarımızla onun mucizelerini ve doğruluğuna kanıt olarak ortaya koyduğu şeyleri inceledik ve kabul ettik. Bütün bunlar asıllardır. Bunlardan herhangi bir unsur yıkılsaydı şeriat geçersiz olurdu. Bunların dayanağı ise akli düşüncedir. Şeriat onu dikkate almış ve Allah onu kullarına emretmiştir. Kıyas gerçekte akli bir değerlendirmedir. Ne düşünülebilir? Acaba hak onu dünyevi konularda ve büyük meselelerde mübah yaparken haklarında kitap, sünnet ve icmada bir şey bulamadığımız dini feri meselelerde yasaklar mı? Biz feri meselelerin her birinin meşru ilahi bir hükmünün olduğuna kesin kanaat getiririz. Artık yollar kapanmıştır. Bu nedenle bir esasa dayanmalıyız ki o da akli düşüncedir. Bu aslın ispatının ilkelerini ise kitap sünnet olarak kabul ettik ve bunu araştırdık. Böylelikle kıyası bu kadarlık bir araştırmayla hükümlerin delillerinin asıllarından saydık. Çünkü onun asıl olan kitap sünnet ve icmada bir hükmü vardır. Böylece hakkında susulan şeyi makul bir illete dayanarak dile getirilen şeye kıyasladık. Söz konusu illet zaruret hallerinde her iki meseleyi bir araya getiren ve şairinin maksadı olması uzak görülmeyen şeydir. Bu ise o özel konuda belirli bir nas bulunmadığında yapılır. Bu meseledeki görüşümüz budur. Buna göre kıyası ilke sayan, kimseyi hatalı bulan ya da herhangi bir müştehidi, seri veya aslı bir konuda yanlışlayan kimse, müştehidin hükmünü geçerli sayan şariye saygısızlık yapmıştır şari, batılı, batılı ispat etmez ve dolayısıyla müştehidin hükmü geçerli olmalıdır. O hüküm ile hatanın ilişkisi, müştehidin kendisine göre delil olmayan, başka bir müştehidin deliline göre yanılmış olması demektir. Hata yapan ise aynı kişidir. Öyleyse müştehidin sözünü benimsemek gerekir ve onun sözlerinden birisi de kıyası kabul etmektir. Gerçekte hata olsa bile, şari onu benimsemeyi ve kendisiyle ibadeti yerine getirmeyi emretmiştir. Çünkü hak, dilediği şekilde kullarının ibadet etmesini emredebilir. Bu görüş bildiğimiz kadarıyla bize özgü bir yöntemdir. Biz kendimiz için kıyası kabul etmesek bile, şari onu ispat ettiği için bu iştahda varan adına caiz görürüz. Kıyasa karşı çıkan kimse insaflıysa bu meseleyi tartışmaktan uzak durur. Çünkü bu tartışılamayacak kadar açıktır. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Bu bölümde diğer ibadetlerde yaptığımız gibi İslam bilgilerinin nezdinde hükümlerin esaslarıyla ilgili meseleleri açıklayacağız. Uygun olan bu bölümü açıklamaya başlamazdan önce ibadetlerin ilk bölümünü yerleştirmekti. Fakat böyle oldu. Çünkü bu sıralama kendi isteğimizle olmadı. Kitap teorik düşüncenin ürünü olsaydı bu bölümün yeri hikmetin tertibine göre burası olmazdı. Böylece kitap namazları özellikle ikindi namazını koruyunuz ayetinin boşama ve evlenme ile onu önceleyen ve ardından gelen ölüm iddeti arasında gelmesine benzedi. İşin görünen yönü ayetin yerinin orası olmadığını gösterir. Allah ise eşyada gereken şeyi bildiği için ayetin yerini orası yaptı. Çünkü el-hakim gerekeni gereken için ve gerektiği şekilde bilendir. Burada neyin gerektiğini bilmesek bile Allah bizim elimizle bu sıralamayı belirlemiş, biz de onu bıraktık ve kendi görüşümüzle veya aklımızla ona müdahale etmedik. Allah alemin varlıkta yazılmış olduğu her şeyi ilham vasıtasıyla kalplere yazdırır. Çünkü alem yazılmış ilahi bir kitaptır. İki ayet ya da sayı haber çelişip bunları uzlaştırmak veya beraber kullanmak mümkün olursa onları kullanmaktan geri durulmaz. Bu iki ayetin birlikte kullanımı mümkün olmayabilir. Çünkü birisinde istisna bulunurken diğerinde bulunmayabilir. Bu durumda istisna bulunan ayet kullanılır. Birisinde bir fazlalık varsa fazlalık alınır ve ona göre davranılır. Bunlardan herhangi birisi bulunmaz da iki ayet bütün yönlerden çelişirse tarihe bakılır ve geç olan alınır. Tarih bilinmez veya bunun öğrenmek zorlaşırsa dinde güçlüğün kaldırılması anlamına daha yakın olana bakılır ve ona göre davranılır. Allah size dinde bir güçlük yaratmamıştır. Ayeti bunu destekler. Allah'ın dini kolaydır. Allah size kolaylık diler, güçlük dilemez. Hz. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem size neyi emredersem gücünüz ölçüsünde yapın. neyi yasaklarsam onu bırakın der. İki ayet güçlüğü kaldırmadı eşit ise ve hükümleri düşmemiş ise kişi serbest bırakılır ve istediği ayet ve rivayete göre amel edilir. Bir ayet ile ahad sahih yani tek kişinin aktardığı bir haber çelişebilir ve tarih bilinmeyebilir. Bu durumda ayet alınır, haber bırakılır. Çünkü ayet kesin iken tek kişinin rivayeti zanna dayanır. Haber ayet gibi mütevatir ise ve tarih bilim yeri uzaklaş, uzlaştırmak da mümkün değil ise kişi serbest bırakılır. Birisinde güçlüğü kaldırmak söz konusuysa onu benimsemek öncelenir. Çelişen her iki rivayet veya bir ayet ile mütevatir olan veya olmayan güvenilir bir hadis çeliştiğinde ve onlardan birinde hüküm ilavesi varsa ilave kabul edilir, ona göre davranılır. İlave bulunan hadis onunla çelişene tercih edilir. Hadisten sahih olan alınır. Mukallit bir hükümlüğe, Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem dayanan yani müsnet olan ve imamlardan birinin ya da sahabenin sözüyle çeleşen zayıf bir hadis ulaşabilir. Mukallit ise imam veya sahabenin sözünün kanıtı bilemez. Bu durumda zayıf hadisi alır ve görüşü bırakır. İşin asgarisi gerçekte sayı olmasa, olmasa bile hadisin o söz derecesinde olmasıdır ve mukallit yükümlü hadisten yüz çevirmez. Hadis sayı ise ve sahabe veya imamın sözü onunla çelişirse hadisten yüz çevirmek mümkün değildir. Yükümlü imamın veya haberle çelişen sahabenin sözüne sözünü bırakır. Mürsel veya mevkuf hadise bu durumda güvenilmez. Ancak tabi tabiinden olan ravi hadisi sahabeden aktarırsa sahabeyi belirtmese bile güvenilebilir. Bu durumda mürsel hadis kabul edilir çünkü müstet hadis hükmündedir. Mürsel hadis tabiinden olan ravinin kendisinden aktardığı sahabeyi zikretmeden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye aktardığı hadistir. Bilinir ki o kişi sahabeye ulaşmış ve onlarla arkadaşlık etmiştir. Ayrıca bu ravi dindarlığında güvenilirdir ve peygambere kendi çıkarları için yalan istat etmeyeceği, etmeyeceğini bilir, etmeyeceği bilinir. Böyle yaptığı bilinç, bilinse, senetli bile olsa hadisi kabul edilmez. Bir ayetin veya sahih rivayetin sahabe ve imam sözüyle çelişiyor diye bırakılması caiz değildir. Bunu yapan kişi apaçık bir sapıklık içindedir ve Allah'ın dininden çıkmıştır. Haklarında kınama veya güvenilirlikle ilgili konuşulmamış, bilinmeyen bir topluluktan gelen rivayet kabul edilmelidir. Onlardan birisi doğruluğunu zedeleyecek şekilde kınamış ise hadisi bırakılır kınama rivayetine dönük değilse hadisi almak gerekir. Ancak şarap içen birinin sarhoşken aktardığı hadis alınmaz. Ayıklık halinde hadis söylediği bilinirse ki bu nitelikteki birinden söz ediyoruz, hadisi alınır. İslam adalet demektir ve kınama geçicidir. Kınama belirttiğimiz şekilde gerçekleşince kınamanın sahibinin hadisi bırakılır. Çelişmedikleri sürece güvenilir bir ravinin haberiyle mütevatir hadisi benimsemek arasında fark yoktur. Allah Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem başka tek kişinin sözüyle bizi yükümlü tutmadı. Bununla beraber biz onları sahabe ve müştehit imamlar onları sahabe ve müştehit imamları yüceltmek ve sevmekle yükümlüyüz. Neshe gelirsek bilginlerin benimsediği anlamıyla neshi kabul etmiyorum. Bize göre nes Allah'ın bilgisinde bir hükmün süresinin sona ermesidir sona erdiğinde ise Kur'an ya da sünnetten başka bir hüküm gelebilir. Böyle bir şey nesih diye isimlendirildiğinde onu kabul ederiz. İş öyle olduğunda Kur'an'ın Kur'an ile ve sünnet ile nesi caizdir. Sünnet açıklayıcıdır ve Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine indirilen hususları açıklamak ve Allah'ın gösterdiği şeyle yoksa nefsinin gösterdiği şeye göre değil hüküm vermektir emredildi. Çünkü peygamber sadece kendisine vahyedilene uyar. Bu vahiy, Kur'an veya başka bir şey olsa da böyledir. Sünnetin de Kur'an ve sünnet ile nesi mümkündür. Bir ayet ya da hadisten bir hüküm geldiğinde, hadisle çelişen bir şey var mı yok mu diye tereddüt edip amel etmemek caiz değildir. Yükümlü kendisine ulaşan şeye göre davranır. Bundan sonra nes edici, özelleştirici ya da öncekini genelleştirici bir rivayet veya ayet öğrendiğinde kendi şartlarıyla ona ulaşan rivayete göre daranır. Bu ise tarihi araştırmaktır. Çünkü özel hüküm genel hükümden önce olabileceği gibi bunun tersi de olabilir. İlke ise hükmün sonradan gelene ait olmasıdır. Ayet ya da hadis herhangi bir lafızla gelirse ilkesel olarak anlamın Arapçada olduğu şekliyle alınması gerekir. Şari lafzı Arapçada anlaşılandan başka bir anlamda kullanmış ise ki örnek olarak namaz, abdest, haç ve zekat isimlerini verebiliriz. Esas olan şairin yorumladığı ve ortaya koyduğu anlamdır. Bir daha o lafızda bir rivayet geldiğinde lafız şairin yorumladığı anlamda yorumlanır. Dilde bulunduğu anlamda yorumlanmaz. Hz. Peygamber'den bu konuda şairinin o kelimeyle dilde olduğu anlamı kastettiği şeklinde bir rivayet gelirse ona göre yorumlanır ve bu belirli sözde dildeki anlama dönülür. Emirlere kendisini farzdan memdupluk ya da mübahlığa veya yasaklamaya haramlıktan mekruhluğa çıkartan bir hal karinesi bitişmediği sürece, şeriatın bütün emirleri vacip anlamında yorumlandığı gibi, yasakları da haram anlamında yorumlanır. Emir memdup ya da mübahlık karinesinden soyutlanırsa, vacip ortaya çıktığı gibi, Aynı şey yasaklama içinde geçerlidir. Allah'ın ya da peygamberin emri emredileni yapmanın vacipliğiyle ilgili değil de özel anlamda bir yasağı kaldırmakla ilgili olabilir. İcma sahabenin başkalarının değil, Hazreti Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem sonra görüş birine varmasıdır. Onların asrının dışında hükme kaynaklık edecek icma yoktur. İcma şunun bilinmesiyle gerçekleşebilir. Bir mesele sahabeden her birine ulaşır ve ulaşan kişi o konuda diğerinin verdiği hükmün aynını verir. Böylece o hüküm ulaşıp da aynı hükmü vermeyen hiçbir sahabe kalmaz. Bir sahabeden bile aynı konuda farklı bir görüş ya da sustuğu aktarılırsa icma gerçekleşmiş olmaz. Bir konuda görüş ayrılığı gerçekleştiğinde ise hüküm kitaba ve hadise bırakılır. Çünkü o en iyi ve hayırlı yorumdur. Allah'a rey ile ibadet edilemez. Kast edilen kitap, sünnet ya da icmadan olmayan kanıt ve delilsiz görüştür. Kıyası kabul etmesek bile onu kabul edeni hatalı bulmuyoruz. Fakat bu durum kıyastaki iki konuyu birleştirici illetin makul, açık ve şairinin kastı olduğuyla ilgili güçsüz zan bulunması koşuluna bağlıdır. Biz hükme ilave olduğunu bildiğimiz ve şairinin bu hükmetin yükünü hafifletmek istediğini anladığımız için kıyası benimsemekten imtina ettik. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Size verdiklerimle beni bırakın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hüküm iner ve yerine getiremezler korkusuyla soru sorulmasını sevmezdi. Bu gibi durumlarda örnek olarak teravih namazı ve her sene hac yapmayla ilgili soruları verebiliriz. Biz de bunu gördüğümüzde dini hususlarda kıyastan uzak durduk. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyas yapmayı emretmediği gibi hak da onu emretmemiş böylece onu terk etmemiz gerekmiştir. Çünkü kıyas Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sevmediği şeylerdendi. Asıldaki hüküm hükümsüzlüktür. Allah yeryüzünde bulunan her şeyi bizim için yarattı. Öyleyse bize yasak koyan kişinin kitap veya sünnet veya icmadan delil bulması gerekir. Kıyasa gelirsek ben onu benimsemiyor ve genel olarak ona uymuyorum. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem fiillerine gelirsek bunları yapmak farz değildir. Çünkü öyle bir durumda büyük güçlük ortaya çıkardı. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ibadet olarak yerine getirmemizi emrettiği işler bunun dışındadır ve onlar farzdır. Örnek olarak benim kıldığımı gördüğünüz gibi namazı, namaz kılınız ve ibadetlerinizi benden öğrenin hadislerini verebiliriz. Başka bir örnek ise haccın fiilleridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı fiiller hakkında konuşmamış olsaydı onlar bize farz olmayacaktı. Çünkü peygamber de bir insandır. İnsanların hareket ettiği gibi hareket eder. İnsanların razı olduğu gibi razı olur ve kızdıkları gibi kızar. Dolayısıyla emretmediği sürece peygamberin bütün fiillerine uymamız zorunlu değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin görmeyeceği şekilde iş yapmayacağı gibi tebliğ etmesi emredilen hususlarda birinin duyup da duymaya ulaştıramayacağı şekilde yalnız başına konuşması da söz konusu değildir. Bizden öncekilerin şeriatlarına gelirsek bizim şeriatımızın onayladıklarının dışında onlara uymamız zorunlu değildir. Bununla beraber onlar da kendileriyle yükümlü olanlar için gerçek birer şeriattır. Onlar hakkında geçersiz hükmü vermeyiz. Yani batıl demeyiz. Bilakis Allah'a, peygambere, ona ve ondan öncekilere indirilene inanırız. Bunlar kitap ve indirilmiş şeriattır. Bize göre Allah'ın dininde taklit caiz değildir. Ne ölünün ne de dirinin taklit edilmesi caizdir. Soru soran kişi birbirine sorduğunda şöyle demelidir. Allah'ın ya da peygamberinin bu meseledeki hükmünü öğrenmek istiyorum. Sorulan kişi bu meselede Allah'ın veya peygamberin hükmü şudur dediğinde onu kabul etmesi gerekir. Çünkü burada soru sorulan Allah'ın ve kendisine uymamız emredilen Peygamber'in hükmünün bir aktarıcısıdır. Sorulan kişi bu benim görüşüm ya da benim vardığım hükümdür veya bu konuda söylenmiş bir hüküm bilmiyorum. Fakat kıyas bu konudaki hükmün hakkında konuşulmuş falan meseledeki hüküm gibi olmasını gerektiriyor derse soru soran kişinin onun görüşünü benimsemesi caiz değildir. Bilakis soru soran kişi zikir ehlini aramalı, belirttiğimiz şekilde onlara sormalıdır. Müslüman sadece zikir ehline sormalıdır. Onlar Kur'an ve hadis ehlidir. Biz zikri indirdik. Soru soran, sorulan kişinin kendi düşüncesinden ve kıyastan hareket ettiğini bilirse onu bırakır ve hadis söylenene söyleyene sorar. Sorulan kişi rey, kıyas ve hadisten hareket eden biri ise ona sorulabilir. Sorulan kişi fetva verirken şöyle demelidir. Bu hüküm görüşe veya kıyasa veya hadise dayanır. Bu hüküm görüş veya kıyas kaynaklıdır derse onu bırakmak gerekir. Rivayete dayanıyor derse fetva isteyen kişi onu kabul etmelidir. Kur'an ve sünnette belirlenen yerlerin dışında hatanın veya unutmanın bir hükmü yoktur. Benaslarda zikredilen o yerlerde göre amel edilir. Bu yerlere örnek olarak unutanın namazını ya da hatayla öldürmeyi verebiliriz. Hakkında susulan her meselede ilke mübahlık hükmü vermektir. Şeriatın hitabı dış varlıklara değil isimlere ve hallere yönelmiştir. Farz hükmü hali yapmak ya da yapmamak hususunda emir ya da yasağı kabul edebilecek kişiye yöneliktir. Birisini yapmaktan aciz kişiyi Allah farz ile yükümlü tutmaz ve bununla muhatap değildir. Allah herkesi yapabildiğiyle yükümlü tutar. Allah güçlükten sonra kolaylık yaratır. Bir vakitle sınırlı olan vakit dar veya geniş olabilir. Her amelin ne öncesinde ne sonrasında o vakitte yapılması gerekir. Çünkü vakit Allah'ın o konuda belirlediği aşılmayacak sınırdır. Usul ve feri konularda iştihadın hükmü birdir. Feri konulardaki doğru, şeriatın onayladığı yerdedir. Şeriat, müştehitlerinin hükmünü onaylamıştır ve şeriat sadece doğruyu onaylayabilir. Öyleyse bütün iştihadlar doğrudur. Bir sevabı olan müştehide hatanın nispet edilmesine gelirsek bu durum, müştehidin Allah'ın ya da peygamberin o meseledeki hükmünü bilmeyişinden kaynaklanır. Bu müştehit iştihadının sonucuna göre Allah'a ibadet etmiştir. Ona göre iştihadı Allah katında doğru olmasaydı onunla ibadet etmezdi. Allah batılı onaylamaz. Daha sonra aynı meselede kendi kanıtıyla çelişen Allah'ın ya da peygamberinin hükmü kendisine ulaşıp müştehit o hükmün kendi delilinin hükmünden sonra geldiğini öğrendiğinde ilk hükümden dönmek zorunludur ve o hükme göre davranmak helal değildir. Malik bin Enes'in bilgisi, dindarlığı ve kuşkulu şeylerden uzak durması nedeniyle Allah'ın dilindeki bir mesele sorulduğunda şöyle derdi. Nazir olan mı? Evet denilince fetva verirdi. Nazir olmayan denildiğinde ise fetva vermezdi. Bunun nedeni belirttiğimiz husustur. Çünkü bir meselede doğru kanaate ulaşan belirsiz olduğu gibi yanılan da belirsizdir. Bu nedenle bilginler müştehit isabet etmiştir demiştir müştehit ya o konuda ilahi hükmü tam olarak tespit ederek ispa, isabet etmiştir ya da Allah'ın onun istihadını geçerli sayması nedeniyle adına onayladığı hükmü tutturmuştur. Bu durum bir meseledeki hükmü öğrenip onu yanlışlamadığı sürece geçerlidir. Bu kitapta şeriatın hükümlerinin kaynaklarının bilinmesi hakkındaki bu kadarlık açıklama yeterlidir. Burası geniş açıklamaya imkan vermez.